Efendim, değerli konuşmacımız Sayın Doktor Alimcan Buğday'ı huzurlarınıza merhum Abdülhakim Han Mahzun Hacim'in hayatı hakkında konuşmak üzere davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Programdaki ahirga hep kağıllıkımız için uyarı da aldım, agalandırış. Ben bu sözünü kısıkı tutuşka tirişime. Sözümle başlarken 5 Fevral 1997 yılında üzününki namus, iffet, numusunu muhafaza kılıç, saklaş için şehit boğan aziz şehitlerimizge rahmet yoldaş bilen sözümle başlayayım. Abdülhakim Han Mahzun Hacimni septişim, savaqdişim ve kirindişim boğan Abdülhakim Mahzumni kısqına bir vakit içinde sözləb bayan kılıp öteş hakikaten ters. Eğer bir yazgıcı olan bolsa, yazgan kitaplarını, ilmi hayatını dep ötken bolsak asan tügeydi. Ya ki bir okutkıcı olan bolsa, münçilik okutkantı, münçilik talip yetişkenti degen bolsak yani asan tügeydiğen gitti. Ama Abdülhakim Mahzum Hacim bir dava insanı, bir köngül insanı. Bunda boğan iken bu insan hakkında, bu kişi hakkında söz kılmak hakikaten ters. Ve bir yerde Abdülhakim Mahzum Hacim'nin ki, Abdülhakim Han Mahzum'nin ki septaşları, talibül ilmileri ve nurgun Abdülhakim Mahzum bilen bile söhbetli boğan nurgun kırındaşlarımız var. Şunu ben sözünü uzatmay. Üzemdim ki Abdülhakim Han Mahzum, kerindişim, septişim ve ustazım aynı vakitte kısıkça bazı nime mücadelelerini kıldı, meyli Şarkı Türkistan'da bulmuşsun, meyli Çet Elgi çıkkandı bulmuşsun, nimelerini kıldı daha ki bu nun üstüde turuşka, tirişime. Çünkü hayat hikayesini zaten ötkenki yıldaki programda tepsili sözler ötülgen, bunun hemisi internette var. Şimdi Abdülhakim Han Mahzum Kağılık'taki merhum Abdülhakim Han Mahzum Hacim, Abdülhakim Mahzum Hacim'nin ki okuyucusu, talibi. Biz Abdülhakim Mahzum Hacim'da birli okugan. Yani 82, 83, 84 bu yıllarda 70'e kadar beraber okuyanduk medreselerde. Abdülhakim Mahzum merhum, çok Abdülhakim Mahzum Hacim 79. yılı turmuğu çıkkandın ki asasen talim terbiye işleri bilen, dini talim terbiye iş bilen meşgul oldu ve kısa vakit içinde Şarkı Türkistan'ın ki her kaysi vilayet nahiyelerden kegen talibül ilmi okuyucular bilen tolup taştı ve hatta 5000'den aştı. Büyük kegen taliplarını Abdülhakim Mahzum Hacim'den ta Abdülhakim Mahzum Hacim 81. yılı medresi talim terbiye açkandın tat okuyan kirindişim, septişim Abdülhakim Han Mahzum'a teslim etti. Abdülhakim Han Mahzum yeni kegen okuyucularını üzü yetiştirişki başladı. Aynı vakitte çok Abdülhakim Mahzum Hacim'den bu ders aldı ve biz beraber okuduk. Çok Abdülhakim Mahzum Hacim asasen talim terbiye işleri bilen meşgul olgandı. Ama septişim ve kirindişim boğan Abdülhakim Mahzum Hacim olsa bulağa fakatlam talim terbiye eden emez, bulağa aynı vakitte çok kirem karım, merhum şehit olup getken ve Abdülkadir Yapçan Katarlık kirindaşları bilen birge bu yaşlığa okuvatkan bu talibül ilmilerge dini ilim bilen birge millet veten şuurunu beğenmişsek bulmaydı o digen muşu şüence asası da küçünün bir işçe bu okuvucularını üzü yetiştirişki başladı. Ve
Kırındışım, sebdişim, Ablekim Han Maksum ailesi bay bir aileydi. Hiç kanda pul veya bir maddi ihtiyacı yoktu. Ve bu yaşlarının işçinin tallangan, hakikaten yakşı, ahlaklık, cesur boğallarını üzününki, yizidiki, beşirikteki, öğüsüki açıkıp çok biğvattı. Biğininki otturusu da bulağa herbi telim terbiye veya ki bombası meşk astıda bulanı yetiştirgen buldu ve yaşlarının işçi de vatan millet diyen bu şuur bu düşünce yiyilişki başladı. Ve 1992 yılı kegen çağda Cellat Komünist Hıtay'la Ablekim Han Maksum'u takip kılıp bu ballağa Müşünde meşk ügütüp de her bir talim terbiye ügütüp de diyen söz bilen Ablekim Han Maksum kirindişimizle septişimizle turmuğa aldı. Tötçillik turmuğa kirgendin ki 96. yılı çetelgi çıkışka Allah nisip kıldı, çetelgi çıktı ve Pakistan'a geldi. Pakistan'daki hayatımı asasen mümkün kadar Şark Türkistan'dan çıkan yaş evlatlarını çeteldeki bulup mu Afganistan'daki mücahitlerden talim terbiye iliş ammalikin üyelikli gruplara mail bop getmey mehbi asası Şark Türkistan'ı kirgüzüp Şark Türkistan'ın ki azatlıkını hürlükini kolgu keltiriş için bu plan astıda hareket kıldı. Ama maalesef Ablekim Han Maksum kırındışımızın ki bu düşüncesi o vakitte yakışı karşılanmadı. Üyeye çıkan yaşla Afganistan'a kirgendin ki malum sebeple bilen başka gruplara kilitlik etti ve Ablekim Han Maksum üyeye tümay 96. ile 97. yılı kegen çağda Mısır'a kayıtıp geldi. Ve o çağda Mısır'da okuvat attı. Dedim ki demek ki kayıtıp geldiler desem diyen gibi şu. Bizden vatanda Hıtay birisi vardı, vatanda nurgun zulüm var. Biz üzümüzdeki yaşlarını, çeteldeki ilgar, her bir pen teknikilerden, her kıl ilimlerden ügütüp memleketke, vatenge iletiş zarur idi. Ama likim ben Pakistan'da bunu kılamadım. Anda boğandakim başka kırındaşlarına ben ilgi kaşılıp olmayı diyen asasta ben ilmimle ziyade kılayı deyip ben Mısır'a kayıtıp geldim deyip Mısır'a geldim. Onun için ben Türkiye'ye kayıtıp geldim ve Türkiye'ye Ablekim Han Maksum 2003. yılı geldi. Kegendikin Türkiye'de asasen Şarkı Türkistan davası 1997-98-99 2000. yıllarda Doğu Şarkı Türkistan davası Türkiye'de acizlap davanı asasen çetelgi Girmaniye'ye eketkendi. Şarkı Türkistan davasını kıladığan cık kişilerimi yok. Fakat Şarkı Türkistan vakfı battı. Onu birkaç kişi ilip bir vat attı. Ama Abdülhakim Han Maksum Türkiye'ye kegendin ki meyli Pakistan, meyli Mısır çetelde bulatmamışı dini sahada okuyan kırındaşlarını, septaşlarını bir yere ekilip biz Türkiye intayin muhim devlet, biz muşu devlette üzümüzün yaşlarını ve halkını Şarkı Türkistan'ın davası için muşu dava yolu da yitil dövmüsek, yitiş dövmüsek bulmaydı o. Digen asasta nurgun küç sarıp kılıp, nurgun tosaklığa, nurgun karşılıklığa takabül turup 2006 yılı kegen çağda akartış hareketi olan Maarif Şarkı Türkistan, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'ni kurup çıktı ve birli kurduk Şarkı Türkistan Maarif Cemiyeti'ni. Ve bu cemiyet kurulgan dinkin asasen küçük balladın başlap cemiyetteki ve burun Türkiye'ye gelen bütün kişilerin hepsine akartış hareketi ilip bağladık. Bulup mu Ablekim Han Maksum üzününki kişiliki, semimiliki, dava ademliki bu spiti bilen Türkiye'de burun kilip yerleşkenlerini mu kucaklap bulanımı nurgun alkışı erişti.
Ve muşu asasta Şarkı Türkistan davası ikinci kıtım Türkiye'de canlanışkı başladı ve bugünkü kegen çağda buna köygendek Şarkı Türkistan Marif Cemiyeti ile birge Sütük Buğrahan Vakfı, Sütük Buğrahan Kitaphanısı, Ölüm Ala Birliği diyen kokşaş nurgun cemiyet, nurgun hizmetle meydanı kegen buldu. Maalesef bunun kokşaş, Abdülkim Han Maksum kokşaş, dava adamları, köngül adamları uzun yaşayamaydı. Maalesef. 2016 yılı kegen çağda aramızdan ayrıldı. Ben sözümle ahırlaştırırken tamamlaganda şunu demek istemem ki bazı insanlara dava bilen yükselirdi. Bazı insanlara dava onun bilen yükselirdi, yücelirdi ve onun galatı çıkırdı. Abdülhakim Han Maksum şahsi bilen dava yükselgen nadir liderlerden biriydi. Abdülhakim Han Maksum'un turuşu, hareketi, muamelesi, her bir hareketi bir dava idi. Aramızdan ayrılgan dinkin bunu his kılışkı başladım. Bazı insanlara dava dep meydanı çıkıdı. Tanrı tıkının üstüge çıkan çağda dava pes tıkılıp üzünün Tanrı tıkı çıkanlıkını his kılıdı. Ama Abdülhakim Han Maksum pekat bundan emesiydi. Üzünün şengen, üzü itikad kılan, üzünün kımmet karışı dep bilgen nesini üzümülen birge Tanrı tığının üstüge çıkırış üçün koldun kilişçe hareket kıldı. Ama maalesef hayatı yar vermedi. Cenab-ı Allah Abdülhakim Han Maksum'un ki bu idealini, bu gayesini, bu düşüncesini bizim kolumuz bilen meydanı çıkırışını Cenab-ı Allah nisip kılsın, mekanını cennet kılsın, Cenab-ı Allah bütün şehitlerimize rahmet kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.